koşturacağız. Koşabildiğiniz kadar koşacaksınız. Olur mu? Tamam. Zorlanırsanız... Koşabilirim değil mi? Tabii. Çıkartacağız. Biz size burada şey vereceğiz. Şimdi sizi burada EKG'de bağladığımız gibi bazı şey, elektrotlar bağlayacağız. Ondan sonra buradaki yürüyen sistemde treadmill diyoruz. Yürüteceğiz. Öncelikle hafif bir eğimde yavaş hızla yürüyeceğiz. Sonra giderek hız artacak, eğim artacak. Böylece kalbinizin maksimum performansını görmeye çalışacağız. Tabi bu sırada kalp damarlarında herhangi bir problem varsa onunla ilgili de bilgiler edineceğiz kayıtlarımızdan. Tamam. Yine canınız acımayacak. Tamam. Ben siz durduğu yerler koşacağım. Yok, siz herhangi bir sıkıntı hissettiğinizde bize söyleyeceksiniz. Bu sıkıntı nedir? Baş dönmesi, göz kararması olabilir, göğüs ağrısı olabilir, nefes darlığı olabilir. Ya da ben artık koşamıyorum, yeter, yoruldum diyebilirsiniz. Farklı herhangi bir şey hissettiğinizde bize mutlaka bilgi veriyorsunuz ki biz de ona göre devam edelim mi, etmeyelim mi karar vereceğiz. Biz sizin hem tansiyonunuzu, hem ritminizi, hem EKG'deki değişikliklerinizi ekrandan takip ediyor olacağız. Elektrotlarımızı rahat tutması için. Efora başlamadan önceki tansiyon değerimize bakacağız. Ona göre. Çok yüksekse tansiyonunuz, eforu yapmıyoruz. Evet. Düşürdükten sonra yapıyoruz. Normal tutunun. Büyük adımlarla yürüyecekseniz bandımız önce yavaş başlıyor. 3 dakika arayla hızlanacak. Hafif yokuş yukarı olacak. Gidebildiğiniz yere kadar hani belli bir süre yok. Göğüste ağrı, yanma, baş dönme, nefes alma herhangi bir durumda söyleyeyim durduracağım. Tamam. Yere fazla bakmayın. Başınız dönebilir bandı takip ederken. Karşıya bakalım. Tamam. Başlatıyorum. Yemek yiyip gelmiştim. Demek ki buna belki yemek yemeden gelmek daha mı uygun olur hocam? Yok, hafif bir şeyler yememiz gerekiyor. Çok ağır değil ama hafif bir şeyler yemek gerekli tabii. Kan şekeriniz düşmemek için. Şimdi hızımız biraz daha arttı. Tamam. Gayet iyi koştuk şu anda. Evet, baş dönüyormuş. Var mı şikayetiniz şu anda? O ağrı geçti. Ağrı geçti. Tamam. Sigara içip içeri girmiştim. Hı-hı. Oradan nefesim gitti herhalde. Şuraya bir bakma oldu hocam. Sigarayı tamamen hayatımızdan çıkarmamız lazım. O bakma çok anlamlı değil. Daha çok böyle fil oturmuş, ağırlık, yanına gibi bir şey olursa o bizim açımızdan anlamlı. Boyuna, kola, çeneye yayılması anlamlı. Bunlar yok ama değil mi? Hiçbir şey yok. Tamam, çok güzel. Biraz dinlenin. 5. dakikadaki kaydınızı da alacağız. Tamam. Ama şu anda iyi görünüyor her şey. Teşekkürler. Daha sonrasında ekonizi yapacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam, 5 dakika dinlendim. Rahatsınız değil mi? Rahat, rahat. İyi.